Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün First Touch'ta analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey oldu. Normalde ben birinci bölümü çektim. Hatay ile maçımızı yaptık. Hatay'ı yendik. 5-1 mi ne filan yendik. Bunu gayet güzel videoya almıştım. Videoyu montajlamıştım. Küçük resmini hazırlamıştım. Ama benim kafam videoyu silmişim renderlamadan. Gayet güzel bir şey oldu. Keşke renderlasaydım. Normalde renderlamaya girdim. Bir baktım proje dosyaları eksik diyor, dedim ne oldu, bir girdim videolar yok. Neyse dedim, madem böyle bir hata yaptık, dedim ki tekrardan çekelim. Konusunu falan filan normalde paylaşacaktım Instagram'da ama iyi ki paylaşmamışım, şimdi bu videoyu tekrardan çekeceğim. Şimdi biz bir fantezi yapacağız, yani bir fantezi yapacağız. Bir kişiye öyle bir isim ki o konuşamadım. Öyle bir isim ki ona transfer isteği yollayacağız. Bakalım kabul edecek mi, etmeyecek mi? Sizce gelir mi? Yorumlara yazın. Videonun başlığı zaten bunu yazacağım. Videoyu buraya kadar izlemeden, yani transferin sonucunu görmeden gelir mi gelmez mi yorumlara yazın be. Şimdi zaten geçen videodaki maç biraz sıkıcı olmuştu. İlk yarıda hiç gol olmamıştı. Hemen şöyle geçen haftanın skorlarına bakalım. Biz 5-1 yendik. Alanya 6-0 yenmişti. O kadardı. Zaten başka bir şey yok. Teklif yapacağımız kişinin ismi Manuel Neuer. Geçen videoda teklif yapmıştım ama dediğim gibi siz izleyemediniz o videoyu. O yüzden bu videoda tekrar yapacağım. Çünkü o kadar küçük resmini falan hazırladım. Boşa gitsin istemiyorum. Tekrardan yapalım. Belki bu sefer farklı bir cevap verir. Sizce nasıl bir cevap vermiş olabilir? Yani 91 milyon euro teklif yapmıştım. Bu sefer direkt 39 veriyoruz. Neuer'in cevabı yine aynı. Olur ya, nasip yok ya. Nasip olsun. Karbanın yüzü ne zaman gülür camına? Karbanın yüzü gülür mamına kur. Aynı. Neuer'e göre kulübümüz kötü bir kulüpmüş, az da kupa kazanın diyor. No, bundan sonra Manuel Neuer'in adı dahi burada geçmeyecek. Geçen hafta, yani boşa giden videoda bir kişiye transfer isteği yolladım ayrı bir şekilde. O da şu an takımda ilk 11'de. Johar. Bundan sonra gençler videolarda iki maç yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İki maç yapın. İki maç yapalım mı, yapmayalım mı? Sizin yorumlarınızı göre yapacağım. Zaten 13 dakikalık videoyu 1.5 GB, 2 GB oluyor. O da 7-8 saatte yükleniyor. Ona göre yani. Bir de hemen ilk videomuza gelen transfer isteklerinizi yapalım. Normalde o işte ayrı bir zamana çektiğim için olmamıştı ama bu sefer yapalım. Altay Bayındır veya Mert Günok demiş. Altay Bayındır veya Mert Günok. Hemen şöyle bir Altay'a bakalım. Bayındır 81 gücünde, 81 overall, güzel. Güzel. Altay yedek kalecimizde, Altay oldu. Mert Günok veya Altay Bayındır dediği için Mert Günok da kaleci olduğu için Mert Günok'a gerek. Diğer transfer isteğinde de iki kişi kaleci olduğu için onu almayacağım ama şu anda sol üstte yorumun sahibinin adını görüyorsunuz. Yorumlarınızı böyle koyacağım. Şimdiki maçımız Medipol Başakşehir'li olacak. Denizli'de olacak. Haydi bakalım maça gidelim. Gülme oğlum, şerefsiz. Denizlispor evinde son şampiyon Başakşehir'i ağırlıyor. Bakalım bu sezon Başakşehir tekrar şampiyon olabilecek mi? Denizli ise bu şampiyonlukta ben de varım diyebilecek mi? Güzel bir maç olması dileğiyle, pandemi döneminden dolayı seyircisiz oynanan maçlarda bakalım nasıl bir etken olacak. Geçen videoya montaj ile seyirci
sesi ekleyecektim. Ama dedim ki zaten seyircisiz maç, niye seyirci sesi ekleyelim? O yüzden bu videoyu da eklemeyeceğim. Geçen video eğlenceliydi ama ikinci yarısı eğlenceliydi. Yapacak bir şey yok artık ya. Benim hatam tamamen ama bu hatayı da telafi ediyoruz. Hemen durmuşken gösterelim. Şu an 27 Temmuz pazartesi, bu 28 Temmuz salıya yetişmesi lazım. Buradan kaleye vuralım mı? Özgür. Az bastım ya. Ben Yusuf. Balotelli. Balotelli Rodega geçmedi. Ya şöyle, transfer isteklerinizi oyunculardan yana yazsanız daha güzel olur. Ben orada kaleci için mi dedim acaba? Kaleci olsun falan mı dedim acaba? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Of, yine saçmalamaya başladık. Saçmalamaya başladık. Haydi bakalım. Gördüm seni. Klişenin üstüne Rodega. Balotelli'ye. Gözler hakeme çevrildi. Ofsayt yok. Balotelli. Mario Balotelli. Mikrofonu kapatmıyorum değil mi? Yok, kapatmıyorum. Mario Balotelli. Hem bakın, bu güzel bir şey oldu aslında. Geçen videoda, yani boşa giden videoda sürekli mikrofonu kapatıp durmuşum. Nasıl yani, şöyle. Sürekli şöyle yapıp durmuşum. Ama bu videoda öyle bir şey olmayacak. O yüzden biraz ses biraz daha iyi olacak. Yani bunun için bir söz vardı. Ama unuttum. Sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Şimdi Balotelli, Olcay'a, Olcay 2 mi geliyor? Olcay aşırttı ve 2-0. Denizli Başakşehir karşısında 2-0 öne geçiyor. Olcay şan atıyor. 2 oluyor. Arka arkaya gelen goller. Son şampiyon Başakşehir Denizli karşısında 2-0 mağlup durumda. Dakikalar 22 gösterirken ilk gol kim attı? Unuttum ya. Niye unutuyorum ki? Olcay'ın ve Balotelli'nin golleriyle falan diyecektim de. Unuttum. Vallahi unuttum ya. Allah'ım, ben de spiker falan da olmaz ya. Ama spiker falan olsak o ekranlarda yazıyordur değil mi? Adamlar sürekli numaralarını falan okuyabiliyor. Ta o kadar uzaktan okuyamaz numaralarını. Şimdi Balotelli'ye bir ara pası. Balotelli 3 oldu. Gol atan futbolcu Mario Balotelli. Başakşehir yıkılıyor şu anda. Rodrigo'nun ara pası. Başakşehir. Balotelli'nin golü. 3-0. Evet, ilk gol bu arada Balotelli'ymiş. Balotelli'nin golüyle falan diyecektim de. Hatta öyle bir şey demiştim. Keşke demiştim. Tekrardan Balotelli. Hat-trick. Balotelli. Hat-trick yapıyor. Denizli Başakşehir karşısında 4-0'a geçiyor. Açılışı yapan Balotelli. Hat-trick yapıyor. Başakşehir şaşkın durumda şu an. Çok da gollü geçmesin be. Zor seviyede ama öyle pek güçlü futbolcularımız da yok. Ben Yus. Balotelli'den Olcay'a. Olcay. Rodega'ya. Rodega. Geçmedi top. Gökhan. Dembaba gidiyor. Dembaba Akşüngür araya girdi. Zekeriya değil miydi bu? Rodega'dan Olcay'a, Olcay'dan Balotelli'ye, Balotelli'den hadi gel gezelim. Senin kafanı sikeyim. Şimdi bir ara pası Balotelli'ye tekrardan. Zaten ben hat-trick yaptım, direkt Olcay'ımız gol attı dedi. Geçen o videoda da Olcay hat-trick yapmıştı. Olcay gol krallığındaydı. Ama işte dediğim gibi iyi ki de gitmiş. Sonradan hatırladım o sesin sürekli bozuk olduğunu. Yani bir nevi zarardan dönmüş olduk diyebiliriz. Yani sizin için böyle rahatsız olacağınız bir videodan dönmüş olduk. Şimdi Rodega. Avut. Ve ilk yarı 4-0 bitiyor.
5-0 bitmiş. Ben 4-0 dedim. Onu şey yapmayın artık. Rodi'ye Denizli Atatürk Stadyumunda Denizli 6, Başakşehir 0. Başakşehir tarihinde ilk kez bu kadar çok gol yedi bir maçta. Şimdi Olcay yavuz. Dönen top. Kim olduğunu göremedim. Bir şut kaleci. Kim olduğunu göremedim. Dışa çıkarttı Balotelli. Bir şut tekrar kaleci. Geçen videoda da, yani boşa giden videoda da yapmıştım. Bu videoda da yapacağım. Eğer şu anda çıkan emojileri, hatta animasyonları görenler varsa yorumlara yazabilir mi? Ya şurada bir sağ üstte bir tane manga karakteri oynuyor. Sağ altta bir tane manga karakteri oynuyor. Onları yorumlara gördüm yazarsanız açıkçası beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. En azından videoyu buraya kadar izleyen birinin olduğunu anlarım. Ve bu beni gayet mutlu eder ve daha fazla video çekme hevesi uyandırır. Karpanın üzü gülürüm amına koyayım. İzliyorsanız şu an görmüşsünüzdür de gördüm yazarsanız ben eşittir mutluluk. Şimdi korner kullanacağız. Sedat ile Sedat. Sako avuta çıkıyor top. Oyuncu değişikliği yapalım. Oyun hızlandırdım ve bir kısmını hizmetleştirdim. Hiçbir şey olacak. Merak ediyorum. Kötü olduysa oraya bu kısmı keserim. Güzel olduysa. Siz izlersiniz. Bu arada Rodega. İstanbul'da 7.0 şiddetinde. Gol. Şimdi reklam demeyeceğim. Şimdi yanlış anlaşılır mı? Sen tekrar olmasın. İstim sürer. Reklam falan filan derler. O yüzden hiç riski almayalım. Bu ses benim montajla inceleştirdiğim sesi duyuyorsunuz şu an. Bir de şimdi benim kendi inceleştirdiğim sesi duymak ister misiniz? Böyle tamam, şimdi sesimi normalleştireyim de. Şu an normal sesimi duyuyorsunuz. Bir de benim kendi sesimi inceleştirdiğim kendim inceleştirdim sesi duymak ister misiniz? Onu söylüyorum şimdi. Neyse zaten son anlar. Haydi bakalım. Gülme oğlum şerefsiz. Dakikalar 83'ü yaklaşıyor. Balotelli ile Denizli Spor tekrar hata yaklaşıyor. Dakikalar 85. Alımın ismini göremedim. Şimdi son çizgi indi. Açtı ortayı. Kaleci uzaklaştırıyor. Robinho ile kontratak şansı. Şimdi Dembaba mı bu? Kim bu? Göremedim. Şimdi Olcay al topu. Olcay. Gülme oğlum şerefsiz. Ay Olcay. Şikayet alana girdi. Bong. Sesim yoruldu. Sesim çok boğazım ağrıdı. Neyse. Dakikalar 90+1 verildi. Denizli 7-0 önde. 8 mi geliyor? 8 mi geliyor? 8 geliyor. Balotelli. Müziği de kendim ayarlamış oldum. Böylelikle dakika 90 ve maç bitiyor. Maç bitti. Denizli Başakşehir karşısında 8-0 galibiyet aldı. Maçın adını Balotelli seçiliyor. Kendisi bugün 4 gol attı. Mario Balotelli geçen kelimesi yasak. Transfer inşallah bir hafta kalmış. Transfer döneminin kapanmasına bir hafta kalmış. O yüzden bu videonun altına da transfer isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın ki
diğer videoda transfer isteklerinizi alalım. Ama şöyle yorumlar yapın. Kaleci yazmayın artık. Kaleciye ihtiyacımız yok. Ve atıyorum Ronaldo, Messi, Agüero, Lewandowski onları falan yazmayın. Diğer videoda farklı birine bir transfer isteği yollayacağım. Ama şimdi nasıl yani videonun başlığını onu koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum. Çünkü bunu Noyer yapacağım. Noyer geldi mi diye bir şey yapacağım. Burada bakalım, artık diğer videoda da bir şeyler yaparız. Bugünkü videomuzdan da bu kadarlık olsun diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar ama tekrar ama tekrar yeni bir First Touch videosunda görüşmek üzere. Çünkü First Touch izleyenler daha çok First Touch videosunda Mobile Legends'ı izleyin ya. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.